Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, öncelikle bugün partimizin yerel seçimlere yönelik gerçekleştirmiş olduğu ön seçimler konusuna kısaca değinmek istiyorum. Geçen hafta büyük bir kısmı tamamlandı. Çok az bir kısmı da bu hafta tamamlanıyor. 90 merkezde 10 binlerin katılımıyla, 100 bini aşkın bir katılımla gerçekleşmiş bir ön seçimi hayata geçirdik. Acaba buna ön seçim denir mi? Ön seçimin çok daha ötesinde aslında Türkiye siyasetine önemli bir iz bırakan iki haftayı geride bıraktık. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi Türkiye'de özellikle siyasi partilerin tek adamcılığı, tekçiliği, vesayetçiliği aslında Türkiye siyasetinin demokratikleşmesinin önünde en büyük engellerden biri ve bu ön seçimlerle biz aslında Türkiye demokrasisi açısından da çok önemli bir adım attık. Devrim niteliğinde bir adım desem inanın mübalağa etmiş olmam. Dolayısıyla bunun önümüzdeki dönem Türkiye siyasetinde önemli izler bırakacağını, önemli açılımlara vesile olacağını da söyleyebilirim. Bu anlamıyla gururluyuz. Sonuçları itibariyle Çok önemli gelişmeleri karşımıza çıkartacağından da eminiz. Tabii bu bir yanıyla demokrasi açısından önemli bir adım ama bir yanıyla da tabii ki geride bıraktığımız bir 5 yıl boyunca kayyum rejimine önemli bir tepkiyi de ortaya koydu. Halkımız iradesini bir kez daha seçimler olmadan büyük bir katılımla gösterdi. Kayyumları istemiyoruz. Kayyumlara mahkum değiliz. Kentimizi de kendimizi de biz yönetmek istiyoruz dedi ve ön seçimlere sahip çıktı. On binler adeta büyük bir şölenle tepkisini demokratik siyaset içinde ortaya koymuştur. Umarım bu tabloyu Ankara iyi izlemiştir. Umarım bu tabloyu diğer partiler de iyi izlemiştir. Umarım bu tablodan da gerekli dersleri çıkartırlar. Değerli basın emekçileri, maalesef Türkiye demokrasisinin önünde en önemli engellerden biri de Türkiye'nin giderek hukuktan, adaletten uzaklaşmış olması. Buna dair son örneğini Adalet Bakanı'nın talihsiz açıklamalarında bir kez daha gördük. Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki bir itiraf olduğundan bahsediyor. Bir çatışma olduğundan bahsediyor. İki mahkemeyi birbiriyle eşitliyor. Oysa Anayasa Mahkemesi bildiğiniz gibi anayasanın gereğini yerine getiriyor ve oradaki hükümler de çok net bir şekilde diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları tartışılmaz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına herkes uymakla yükümlüdür. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz, anayasayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu meclisin görevidir, bu toplumun mutabakatla sağlayacağı bir şeydir. Herhangi bir mahkemenin kalkıp bu konuda bir hüküm kurması mümkün değildir, anlamlı da değildir. Can Atalay davası, sevgili Can Atalay kararı ile ilgili bu tartışmalar sürerken Adalet Bakanı adeta taraf olarak bu konudaki tarafını açıkça beyan ederek neredeyse herkesin yaptığı gibi sanki iki mahkeme arasında bir itilaf var ve bu itilafın çözümü gerekiyormuş gibi meclisi işaret ediyor. Evet, meclis bu konuda adım atabilir ama atacağı adım anayasayı ihlal eden akılla değil, aslında ülkenin beklediği anayasa meselesine dair atacağı adımla söz konusu olmalıdır. Oysa bunu biz göremiyoruz. Fakat Adalet Bakanı burada da durmuyor, daha ileri gidiyor. Demirtaş ve Kavala kararlarını da gündeme getiriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını eleştiriyor ve diyor ki bunlar siyasi karardır. İzlememiş, keşke izleseydi, Dışişleri Bakanı'nın hem Plan Bütçe Komisyonu'nda hem de Meclis Genel Kurulu'nda yapmış olduğu açıklamalar var. Bu açıklamalarda Dışişleri Bakanı dedi ki Demirtaş ve Kavala kararlarında biz siyasi yaklaşıyoruz. Yani meseleye siyasi yaklaşan bu iktidardır. Yoksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereği olarak aslında orada kararlar almıştır ve bu kararlar da bağlayıcıdır. Anayasa 90'a göre bağlayıcıdır. Dolayısıyla Adalet Bakanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına karşı çıkarken bir kez daha anayasayı ihlal etmektedir. Peki neden bunlar karşımıza çıkıyor? Çünkü Türkiye'deki bu talihsiz açıklamaların nedeni Türkiye'de artık bir adaletten, bir hukuk devletinden
söz etmenin mümkün olmamasıyla alakalı. Ve dolayısıyla da Adalet Bakanı da durumu kurtarmak adına adeta kılıf hazırlamaya devam ediyor. Diyor ki 8. yargı paketini getiriyoruz. Yargı reformu olarak nitelendiriyorlar. 7 tane paket getirdiler. Bu 8.'si geliyor. Her paketten sonra Türkiye'de adalet sistemi daha çok çöktü. Türkiye hukuk devletinden daha fazla uzaklaştı. Bu gelen pakette de bir reform olma olasılığı söz konusu değil. Yargıdaki sorunlar giderek artıyor. Yargıdaki sorunların artma nedeni yargının siyasallaşmasıdır. Yargının iktidarın elinde adeta bir demokrasinin kılıcı gibi muhalefetin üzerinde sallandırılmasından kaynaklanan sorunlardır. Bunları çok iyi biliyoruz ve dolayısıyla gerçekten Türkiye'de yargı konusunda atılması gereken adımlar var. Ama Adalet Bakanı'nın dediği gibi Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı fazlasıyla bağımlı, taraflı, siyasallaşmış durumdadır ve buna acilen son verilmesi gerekiyor. Buna son vermediğimiz sürece adalet sistemindeki bu çöküş ülkeyi çok büyük felaketlere sürüklemeye devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ayakta tutmak uğruna adalet sisteminin çökertilmesi aslında ülkedeki büyük sorunların kaynağını oluşturuyor. Bir başka önemli konu değerli basın emekçileri tabii ki ekonomi. Ekonomi deyince ilk başta bakacağımız yer bir yandan Merkez Bankası'na bakıyoruz, bir yandan da hazineye bakıyoruz ve baktığımızda her iki yerde de gerçekten bir ciddiyetsizlik görüyoruz. Bunca ekonomik krizin içinde, bunca büyük ekonomik sorunların içinde bu denli bir ciddiyetsizlik aslında karşı karşıya olduğumuz sorunları açıklaması açısından da önemli bir fotoğraf veriyor bize. Merkez Bankası Başkanı ortada yok. 20 gün olmuş. Merkez Bankası Başkanlığı'yla ilgili bir sürü aslında haber var. Bir sürü yorum var. Bunlara bırakın yanıt vermeyi. Kendisi ortada yok. Kaldı ki bugün Merkez Bankası'nın neden özerk olması gerektiği konusu daha net bir şekilde anlaşılır durumdadır. Merkez bankaları bağımsız olduğunda başka sorun yaratıyor. Siyasete bağlı olduğunda başka sorun yaratıyor. Oysa merkez bankaları özerk olmalı, denetime açık olmalı ve dolayısıyla da bu özerklik sayesinde siyasetle ve piyasayla arasına mesafe koyabilir olmalı. Oysa bizim merkez bankamız bir tarafıyla siyasete bağımlı, bir tarafıyla da uluslararası finansa bağlı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın başına gelen insanlar da bir liyakatla, bir merkez bankacılığı başkanlığı anlayışıyla değil, işte böyle bir atama aklıyla geliyor. Bu atama aklının sonucu da işte bu gayri ciddiliktir. Dolayısıyla bugün para piyasalarında, para politikasında ne olacağı konusu tartışılmaktan daha çok Sadık Efendi'nin tahminleriyle Merkez Bankası Başkanı'nın ailesiyle ilgili mevzular konuşuluyor, görüşülüyor ama biz ciddi bir enflasyonla mücadele programını Merkez Bankası'ndan dinleyemiyoruz. Hiçbir tahminleri tutmadığı gibi bırakın tahminleri tutturmayı, istikrarsızlığı körükleyen bir merkez bankacılığı ve Merkez Bankası Başkanı karşımızda. Tabii Merkez Bankası böyle de hazine farklı mı? Sayın Şimşek'in açıklamalarını da baktığımızda aslında aynı sıkıntıları, aynı sorunları, aynı ciddiyetsizliği orada da görüyoruz. Bir bütçe faciasıyla karşı karşıyayız. Evet, bir bütçe faciası var. Bu bütçe faciasının 2023 yılı tablosu zaten 2024'ün nasıl olacağını da bize gösteriyor. 2023 yılında bütçe açığı tahmini yaklaşık 700 milyar lira civarındaydı. Hatta 700 milyar liranın altındaydı. Sonra ek bütçe yaptık, hatırlayacaksınız. 1.120 trilyonluk bir ek bütçe yapıldı. 1.120 trilyonluk. Ve o ek bütçe deprem için yapıldı. O ek bütçenin 1/3'ü depreme ayırdı kaynaklarını. Ve o ek bütçe denk bütçe olarak yapıldı. 2023'ün ortalarında. Peki denk bütçe yapıldıysa bütçe açığı demek ki yine 675 milyar lira olarak kalması gerekirken neredeyse iki katına çıktı. 1.4 trilyon bütçe açığı verildi. Daha vahimi faiz ödemeleri çıktıktan sonraki açık bile başlangıçtaki 675 milyarın üzerinde 700 milyar lira. Facia bununla da sınırlı kalmıyor.
2024 yılı başlangıç bütçe açığı tahmini 2.7 trilyona çıkıyor. Yani 2023'te verilmiş olan açığın iki katına çıkıyor. Ve sorduğumuzda bu bütçeyi nasıl finanse edeceksiniz, bu açığı nasıl finanse edeceksiniz diye sorduğumuzda genel kurulda bütçe görüşmelerinde Sayın Şimşek cevap verememişti. Şimdi cevap vermeye başlamış. Diyor ki tasarruf yapmalıyız. Defterin son yaprağına kadar ben kullanıyorum diyor. Vallahi bravo. Böylece de defterlerin son yaprağına kadar kullanırsak, valiler kahve içmeyi keser, tanıtıma son verir, arabaya binmez, atla gidip gelirlerse 2.7 trilyonu kapatacak. Şimdi Şimşek'in ufku bu. Rakamları bilmiyor değil, bence çok iyi biliyor. Fakat algı yönetimi. Yani Fahrettin Altun'dan gerekli dersleri almış, algı yönetimini nasıl yaparız? Bunun peşinde ve bunu yapmaya devam ediyor. Sayın Şimşek, 2.7 trilyonluk bütçe açığını kapatmanın yolu evet tasarruftan geçiyor. Ama nerede tasarruf yapacağınız önemli. Ben size söyleyeyim. Saraydan başlayacaksınız. Bir, sarayda tasarruf yapacaksınız. İki, kamu özel işbirlikleri konusunu ele alacaksınız. Bu konuyu yeniden değerlendirip bu konudaki ödemeler üzerinden tasarruf yapacaksınız. İletişim başkanlığı konusunu da tasarruf genelgenizin içine yazabilirsiniz. Ama en büyük tasarrufu tartışmasız olarak savunma sanayi dediğiniz, yani savaş bütçesinden yapacaksınız. Eğer bu ülkede silahlanmaya, militarizme, savaşa bu kadar kaynak gidiyorsa, siz bırakın bu bütçe açığını kapatmayı, 2.7 trilyon olan bütçe açığı yıl sonunda 3.5-4 trilyona kadar büyüyebilir, bu potansiyeli taşıyor. Artı bu bütçe zaten yıl sonunu görmeyecek. Siz yine bir ek bütçe yapmak zorunda kalacaksınız. Kürt sorunun barışçıl demokratik çözümünü mümkün kılamadığınız sürece hala Suriye'nin kuzey ve doğusuna, hala Irak'ın kuzeyine sürekli sınır ötesi operasyon adı altında yoğun bir savaş sürdürdüğünüz sürece bu bütçeden tasarruf çıkmaz. Çıkmadığı gibi de aslında bütçe açık verir ve bu bütçe açığına da toplum katlanır. Toplumun katlandığı nedir? Yoksulluktur. İşte torba yasa geliyor meclise. Bu torba yasaya baktığınızda toplumun nasıl büyük bir yoksulluğa katlandığını, nasıl bir maliyetle karşı karşıya kaldığını bu torba yasanın içine baktığınızda görmek mümkün. Şimdi enflasyon tahminlerini TÜİK'e rağmen tutturamayan, döviz kurlarını her türlü baskılamaya rağmen tutturamayan, orta vadeli programla ciddi sapmalar daha Ocak ayında yaşandığı bir ortamda torba yasada destek olarak çıka çıka destek sermayeye destek çıkıyor. 40 milyar liralık destek 57 milyara çıkıyor. Çalışan başına 500 liradan 700 liraya işsizlik sigortası fonundan bir destek çıkıyor. Adı üzerinde işsizlik sigortası fonu, yani işsiz kalanlara destek amaçlı oluşturulmuş bir fon işverene desteğe dönüşmüş durumda. Tabii torba yasaya baktığımızda emekliler de var bu torba yasanın içinde. Emeklilikte biliyorsunuz çok büyük adaletsizlik var. EYT ile beraber bu adaletsizlik maalesef daha da büyüdü. Stajyerler, çıraklar, onların çalışma günleri sayılmadı. Prim ödemiş olmalarına rağmen sayılmadı ve 1 milyonun üzerinde insan bu haktan yararlanamadı. Emekli olanlarla beraber bugün 16 milyon civarında Türkiye'de emekli var. Fakat bunların çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edilmiş durumda. En az emekli maaşı 10 bin lira yapıldı. Asgari ücret 17 bin lira. Açlık sınırı şu anda 15 bin lira. Yoksulluk sınırı neredeyse 50 bin lira. Şimdi bu rakamları karşılaştırdığınızda 10 bin lira, en az emekli maaşının 10 bin lira olması aslında 6 milyon emeklinin açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesinden başka bir şey değil. Diğer taraftan %37 civarında olan emekli zammı %42'ye çıkartıldı. Bu %5'lik artışla emeklilere bir seçim döneminde bir artış sağlanmış oldu. Fakat bu artışın da bir karşılığı yok.
Biz asgari ücret tartışmalarında şunu dile getirmiştik DEM Parti olarak. Dedik ki asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı olsun. Bugün yoksulluk sınırı neredeyse 50 bin lira. Yani asgari ücretin 25 bin lira olması ancak yoksulluk sınırında 4 kişilik bir ailede 2 kişi çalışıyorsa tutunma ücretidir. Emekli maaşı, en düşük emekli maaşının da bu düzeyde olmasını savunduk. Ama maalesef en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bu da ciddi anlamda Türkiye'deki yoksulluğa işaret ediyor. Hem çalışan yoksulluğu, hem emekli yoksulluğu, hem kadın yoksulluğu, hem çocuk yoksulluğu. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında bu ekonomi politikalarının yaratmış olduğu maliyeti görüyoruz. Torba yasada önemli bir muhalefetimiz var. Bunu Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde de dile getirdik. Önergelerimizi verdik ama verdiğimiz önergeler tahmin edebileceğiniz gibi sermaye dostu, sermayeyi desteklemekten başka hiçbir amacı olmayan AKP, MHP gruplarının birlikte kararıyla reddedildi. Aynı şeyleri, aynı tabloyu bu hafta genel kurulda da hep beraber yaşayacağız. Yine emekliler lehine önerge vereceğiz, çalışanlar lehine önerge vereceğiz. Göreceksiniz AKP, MHP grupları o güçlü sermaye ittifaklarıyla bu önergeleri reddedecek. Değerli basın emekçileri, son olarak bildiğiniz gibi Akdeniz'de kıyıya vuran cesetler konusu var. Beden bütünlüğünü kaybetmiş cesetler söz konusu. Bu konuda ciddi bir araştırmanın yapılması, bir an önce yapılması çok çok büyük önem arz ediyor. Bu insanlar nasıl yaşamlarını yitirdiler, nasıl bu hale geldiler? Tabii kuşkuların yoğunlaştığı yer mülteci meselesidir, sığınmacı meselesidir. Akdeniz'de batan tekneler mi yoksa organ ticareti, mülteci insan ticareti gibi bu mafyalaşmış süreçlerin sonucunda mı bu insanlar öldürülüp denize atıldı? Bütün bunlar bilinmiyor fakat bu konuda artık çok ciddi kuşkular var ve bunun üzerine gidilmeli. Türkiye'de gitmeli, uluslararası kamuoyuna da buradan çağrı yapıyoruz, gidilmeli. Bir mülteci sorunu var. Türkiye'de tabii mültecilere karşı nefret söyleminin her gün arttığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamıyla da büyük riskler taşıyor. Kürt düşmanlığı, mülteci düşmanlığı adeta Türkiye'deki aşırı sağın, ırkçıların beslendiği bir alana dönüşmüş durumda. Dün Almanya'da bu konuda çok önemli bir miting vardı. Naziler dışarı diye insanlar yan yana geldiler, mültecilere, sığınmacılara sahip çıktılar. Biz de burada diyoruz ki Almanya'da nasıl Naziler dışarıysa biz de burada ırkçıları istemiyoruz. Mülteci sorununun demokratik bir anlayışla uluslararası zeminde çözülmesi bu insanların hayatlarını kurtarabilirdi. Ama bugünden sonra da atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Benim açıklamalarım bu kadar. Sorunuz varsa, sorularınız varsa onları yanıtlamak isterim. Buyurun. Efendim, genel seçime gidiyoruz. Siz de ön seçimden bahsettiniz, yaptığınız ön seçimden. Önemli açıklamalar da geliyor. Başak Demirtaş'ın açıklamasını burada soracağım. DEM Partisi için sürpriz oldu mu bu açıklama ve Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı söz konusu olabilir mi? Tabii ki bizim şimdi bölgede ön seçim yaptık. Batı'da da dolayısıyla bir aday havuzu oluşuyor. Komisyonumuz bütün aday başvurularını alıp ve hem merkezi komisyonumuzda hem yerel komisyonlarımızda hem de MYK'mızda, parti meclisimizde değerlendirmeler olacak. Tabii ki Başak Hanım'ın Sayın Demirtaş'ın başvurması bizi sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır. Efendim burada bir de Cumhuriyet Halk Partisi faktörü var tabii ki. CHP ile de bir işbirliği için bir görüşmeler başlamıştı, bir komisyon da oluşturulmuştu. Son durum nedir? DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma ihtimali daha yüksek mi? Cumhuriyet Halk Partisi ile bir işbirliği olmama ihtimali de var mı? Neler söylersiniz?
Bütün ihtimalleri dediğim gibi komisyonumuz değerlendiriyor. Eş Genel Başkanımız Sayın Tuncel Bakırhan zaten bu konuda bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Güç birliğiyle kazanabileceğimiz yerler üzerinde bir yoğunlaşma olacaktır muhakkak. Komisyon çalışmalarımızın, karşılıklı komisyon çalışmalarının sonucunda bunlar belirlenirse de kamuoyuna açıklanacak. Ama oradaki esas belki de belirleyici şey Eş Genel Başkanımızın yaptığı açıklama. Güç birliğiyle kazanabilecek yerler üzerinde bir ortak çalışma neden olmasın. Teşekkür ederiz. Başakşehir'in adaylığı sizin için sürpriz oldu mu? Yani açıklaması nasıl değerlendirilir? Evet, benim için şahsım olarak sürpriz oldu tabii. Daha önceden haberim yoktu çünkü. Önceden haberiniz yoksa o sürprizdir.